Merhabalar, ben Mesut Bektaş. Bugün sizlere Mimoza ürün ailesinden B5 ürünlerimizi tanıtacağım. Bazı teknik özellikler ve kurulumlarla ilgili bilgiler vereceğim. B5 ürünlerinin en büyük farkı 802.11ac protokolüyle çalışması ve 4x4 MIMO teknolojisini desteklemesidir. Bu sebepten dolayı cihazımız 1.7 gigabit per second'a kadar throughput desteklemektedir. Mimoza'yı diğer ürünlerden ayıran en büyük özellik dual band kullanmasıdır. Bu da demek oluyor ki peş peşe gelmeyen iki tane farklı kanaldan kendine frekans vermesi ve bir frekans kanalında sorun olduğunda otomatik diğerine geçip sonra daha boş bir kanal bulup kendini otomatik olarak oraya aktarmasıdır. Aynı zamanda 2.4 GHz entegre yayın yapan bir band vardır üzerinde. Bu sebeple herhangi bir fiziksel şartlarda yanına gittiğimiz zaman cihazın wireless 2.4 GHz ile yayın yaptığı için tabletlerimizden, notebooklarımızdan veya cep telefonlarımızdan cihazın herhangi bir bağlantısını kesmeden de işine erişip gerekli trafikleri izleyebiliyoruz. Cihazımızdan kısaca bahsettik. Şimdi dilerseniz konfigürasyonun nasıl yapıldığını hep beraber bakalım. Cihazımızı elektriğe bağladıktan sonra bilgisayarımıza aynı lokal IP'den bir IP veriyoruz. Cihazlarımız 192.168.1.20 IP'sini alıyor. Kendime birli bloktan IP veriyorum. .192.168.1.20'den bağlanıyorum şimdi cihazıma. Cihazımıza konfigürasyona başlamadan önce öncelikle bizden update etmemizi istiyor. Update işlemi için mimoza.co adresine giriyorum. Yeni bir account oluşturmam gerekiyor. Mimoza'da yapacağım hem cihaz register işlemleri ve download işlemleri için. Öncelikle bir account oluşturalım. Kullanıcı adımız hangi country code'a tabi ise onu buradan seçiyoruz. Ona göre cihazın çıkış güçlerini ve buradan ayarlıyoruz. Aldığımız seri numaralarını ona göre çıkış gücü veriyor bize. Account işlemini oluşturduktan sonra bir mail gönderiyor bana doğrulamam için. Firmware dosyasını indirmek için help.mimoza.co adresine giriyorum. Burada backhaul ürünlerimin içinden seçiyorum. Firmware. Buradan B5 ve B5C firmware download'a geliyorum. 1.01 versiyonu indiriyorum buradan. İndirmiş olduğumuz dosyayı choose file'dan seçip upload işlemini başlatıyorum. Burada bir dikkat etmemiz gereken yükledikten sonra bir de bunun doğrulama işlemi sürüyor. Bu da biraz zaman alıyor. Yaklaşık 5 dakika kadar bekledikten sonra işlem tamamlıyoruz. Evet, burada cihazın reboot olma süresi yaklaşık 90 saniye kadar sürüyor. Burada bekliyoruz. Evet, cihazımız kendine geldikten sonra cihaz artık açılması için benden bir unlock key istiyor. Bu unlock key'i almam için de register olmuş olduğum kullanıcı adımla giriş yapıp seri numarasını sistemin altına kaydetmem gerekiyor. Burada verilen seri numarasını görmüş olduğunuz. Buradaki numarayı web sitesine girip oradan bana verecek olan unlock key ile bunu değiştirmem gerekiyor. Mimoza Türkiye olarak oluşturduğum kullanıcı adının altında görmüş olduğunuz gibi bunun altında country zaten Türkiye olarak otomatik seçili. Cihazın üzerindeki numarayı buraya girmem gerekiyor. Evet, benim için oluşturmuş olduğu unlock key bu şekilde verdi. Bunu şimdi cihazımızın içine girelim. Evet, mevcut kullanıcı adı Mimoza. Mimoza olarak burada giriş yapıyoruz. Doğrulduktan sonra bizden tekrar isteyecektir kullanıcı adını. Artık cihazımızın içindeyiz. Cihazımızı çalıştırdığınız yer eğer kapalı mekansa burada bizden GPS sinyalinin çalışmadığını, hani cihazı dışarıda bir yere koyduğumuzda GPS sinyalini alabilecek bir yere koyduğumuzda çalışacağını söylüyor. Evet, burada cihazın çalıştığında hani göstereceği bize bazı parametreler var. Burada dikkat etmemiz gereken satellite şu an bad görünüyor gördüğünüz gibi. Buradan diğer menülere bir göz atalım. Channel Analyzer'da burada, Channel Power'da kullanacağımız frekans aralığını gösteriyor bize.
ve etraftaki kirliliği gösteriyor. Şu an GPS sinyali olmadığından bunu göremiyoruz. Buradan ayrıyetten cihaza frekans aralıkları ekleyebiliyoruz gördüğünüz gibi. Link bölümüne geldiğimde cihazın Access Point ya da Station olarak kullanacaksam hangi modu seçeceğimi buradan karar veriyorum. Buradan geçecek trafiği seçiyorum. 50'ye 50, 70'ye 75'e 75 gibi. 50'ye 50 bırakıyorum burada. 4 milisaniye kalabilir TD'mi. Link SSID'si ve link şifresini de buradan belirliyorum cihazın. Cihazlarda şu anda sadece point-to-point desteği vardır. Multi-point desteği yoktur. O yüzden sadece cihazlarım şu an nokta noktaya çalışmakta. Burada Site Survey yaptığımda etraftaki başka yayın yapan frekansları bana gösteriyor. General'a da geldiğimde cihazın üzerindeki name'i, cihazın kullanıcı adı, şifre bilgilerini, aynı zamanda management'a geldiğim zaman burada bana bazı yine cihazla ilgili parametreler veriyor. DHCP olup olmadığını, işte HTTPS olacaksa hangi porttan kullanacağını, eğer VLAN geçireceksek hangi VLAN'ı geçireceğimiz gibi değerleri istemekte bize. En önemli nokta burada cihazımız 2.4 GHz yayın yapmaktadır kendi içinde. Bu da şu demek oluyor. Eğer cihaza fiziksel olarak ulaşmak zor bir durumdaysa eğer cihazın yanına giderek ya da cihaza yaklaşarak notebook'umuzda, tabletimizde veyahut da cep telefonumuzda cihaza bağlanıp içindeki konfiyi değiştirebiliyoruz. Hiçbir kablo kullanmadan. Cihazın en büyük artılarından birisi budur. Burada mevcutta otomatik olarak açık geliyor zaten. İstersek bunu yayını açıp ya da kapatabiliyoruz. Ayrıca burada encryption şifre verip istediğim konfigleri de yapabiliyorum. Burada cihazın SNMP ayarları, sistem log bilgileri, bazı cihazla ilgili yine bilgilerimiz var. Firmware upgrade'ler ve backup'larımız, resetlerimiz buradan atılıyor. Factory default ve cihaz resetleme işlemlerimizin hepsi buradan yapılıyor. Backup restore'den de cihazla ilgili backup'ları alıp ya da ilgili update'leri, backup'ları da buradan geri atabiliyoruz. Test modunda cihazın ping atarak bandwidth testi ve trace route'larını buradan yapabiliyoruz yine. Aynı zamanda. Log'da da anlık log'larını cihaz burada tutuyor. Buradan herhangi bir event'ları, olayları gözlemleyebiliyoruz. Dilerseniz cihazımızı GPS sinyali aldığında nasıl çalıştığına ve bize hangi değerleri verdiğine kısaca bakalım. Evet, cihazımızı dış ortama yerleştirdikten sonra şu an şekildeki gibi satellite kısmını good görüyoruz. Cihaz satellite'ten sinyal almadığı zaman kesinlikle yayın yapmıyor. Çünkü GPS synchronizer çalıştığı için cihaz, GPS kullandığı için GPS çalışmadığı yerlerde cihaz çalışmıyor. Channel Power'a geldiğimde cihazın kullanılacak frekans aralığını gösteriyor ve ortamdaki frekans kirliliklerini buradan gözlemleyebiliyoruz aynı şekilde. Şu an bize 5500'lerle 5700'ler arasında kullanacağımız frekansları gösteriyor. Burada istersen bunu manuele çekebiliyorum, otoda bırakabiliyorum. Geçecek channel'ın ne kadar geçeceğini ve DFS sinyali olup olmayacağını her şeyini buradan elle istersen manuel olarak yapabiliyorum. Şimdi bunu manuelde değil de otoda bırakalım. Ne buradan access point ya da station olarak yapacağım yerleri yapıyorum. Location'a geldiğimde cihazın aldığı GPS bazı bilgilerini burada bize gösteriyor. Koordinatlarımızı veriyor bize burada. Aynı zamanda site survey'e geldiğimde etrafta yayın yapan şeyleri buradan görebiliyorum. Evet, cihazımızın kablo ile bağlantısını kesip şimdi wireless üzerinden bağlayacağız. Ve wireless'tan da nasıl yapıldığını bir bakalım ayarların. Wireless sinyalleri taratımda bana burada Mimosa M158 olarak bir SSID veriyor. Buna otomatik bağlanıyorum. Herhangi bir IP falan vermeme gerek yok. Direkt 192.168.1.20'ye ping atabiliyorum buradan. Cihazıma şu an wireless üzerinden bağlayayım ve ayarlarımı buradan yine kontrol edebiliyorum. Kablo ile olan bağlantısı kesildi. Şu an sadece wireless ile bağlıyız cihaza. Evet sevgili izleyenler, Mimosa B5 ürünümüzün konfigürasyonu temel olarak bu şekilde yapılıyor. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.